Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Bazı sorularınız var arkadaşlar. Bunun hakkında biraz konuşalım dedim. Birincisi, yeni doğan inekler boğaya geldi mi? Kara inek ilk doğumunu yapmıştı. Yok, ondan önce diğeri yapmıştı. Kara inek arkadaşlar boğaya geldi. Bundan 15 gün önce falan. Yalnız çekmedik. Çünkü neden? Kara inekli arkadaşlar doğurduktan sonra eşinin tamamını atmadı. Ondan dolayı da intihap döktü, yani çürük döktü, antibiyotik falan kullandık. Bu süre zarfında çok geçmedi aslında, doğurduktan 2 ay sonra arkadaşlar bu aya geldi. İlk başta çekmedik tutmaz diye, bu elimizde boğa olsaydı belki çekebilirdik ama aşılama yapmadık. Bakalım önümüzdeki tekrardan boğaya geldiğinde, kızgınlığa geldiğinde aşılamayı arkadaşlar yapacağız. Bu beni gerçekten şaşırttı. Çünkü neden? İntihap döken inekler arkadaşlar kızgınlığa zor gelir, geç gelir. Ama bu ineğin maşallahı var. Doğurduktan 2 ay sonra çürük dökmesine rağmen boğaya geldi. Belki de tutabilirdi aşılasaydık, belli olmaz. Çünkü bu tür durumlarda aşılayıp tutan hayvanlar oldu arkadaşlar. Asla tutmaz, kesin tutmaz diye söylemek yanlış. Şunu söylüyorlardı çoğu kişi, intihap geliyor abi, hayvan aşılasak tutar mı? Ya da intihap geliyor, hayvan boğaya gelir mi? Şimdi arkadaşlar bu inek intihap döktüğü halde boğaya geldi. Yani bir tane daha inek var arkada, Şeker. O da intihap döktüğü halde boğaya geldi. Aşılattık, aşısı tuttu. Belki de bu yine aşılasaydık bu da tutabilirdi. Buna kesin cevap vermek arkadaşlar yanlış. Tutabilirdi, tutmayabilirdi. Bana göre %50-50. Kesinlikle tutmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Şu inek bizim küçük kara kız. Şimdi şu inekli arkadaşlar biraz karanlık. Şu mondufa inek bildiğiniz üzere aynı zamanda doğurdu. Bu inek arkadaşlar doğurduktan 20 gün sonra boğaya geldi. İlk boğaya geldi. Ardından tekrardan 20 gün sonra boğaya geldi. Yani iki defa boğaya geldi, çekmedik. Bunu arkadaşlar çünkü satacağız. Ya kurbanda ya da yazın bunu satacağız. Bundan dolayı da boğaya çekmedik arkadaşlar. 20 gün sonra geldi. İlk gelen hayvan aslında bu olmuş oldu. Bu inek gelmedi. Gerçi doğumu şu an 2 ay oldu mu tam olarak bilmiyorum ama gelebilir. Şu ana kadar gelmedi. İnşallah en kısa zamanda gelir arkadaşlar. Çünkü bu ahırdaki en verimli hayvan maşallah bu. Yani süt veri bakımından. Belki de süte verdiğinden dolayı enerjiyi daha çok süte kullandığından dolayı boğaya da geç geliyor olabilir. Çünkü neden? Çok fazla bir enerjili besleme yapmıyoruz. Hayvan da süte aldığı enerjiyi veriyor. Kızgınlığa gelmesi belki de uzayabilir. Bakacağız, göreceğiz. Şu inek ilk baş doğurmuştu bildiğiniz üzere. Bu bayağı oldu doğuralı ama bu da gelmedi. Devamlı olarak akıntı getiriyor. Boğa akıntısı ama bir türlü gelmiyor. Belki de geliyor, biz anlamıyoruz. İneklerden biraz çekiniyor. Bazı hayvanlar arkadaşlar belli etmez, gizli boğaya gelir. Çok dikkatli bakmazsanız anlayamazsınız arkadaşlar. Belki de geliyordur, biz anlamıyoruzdur. Çünkü devamlı akıntı getiriyor. Çözemedim bu ineği. Dışarıda olsa belki ineklerin üzerine atlar veyahut da tosun gelir, koklar atlar, anlarız ama şu ana kadar herhangi bir atlama zıplama gibi durumlar yaşamadık. Boğaya gelen hayvan arkadaşlar yerinde durmaz, ineklerin üzerine atlar. Sağa döner, sola döner, sütünde azaltma olur. Yani belli eder kendine. Yerinde durmaz. Mesela şu inek boğaya geldiğinde arkadaşlar yemliğe çıkıyordu. İneklerin üzerine atlıyordu. Bilemiyorum şu ana kadar. İki tane inek geldi. İki tanesi gelmedi. İkisini de aşılamadık. Bakalım aşılayacağız. Eğer tekrardan boğaya gelirlerse. Bu ineğe aşılarsam şöyle tekrardan atmayı düşünüyorum. Güzel bir buzağı aldık bu sene maşallah. Bu yeni inek bu aya gelirse buna da aynı şekilde şarole atacağım. Bu inekte şaroleyi doğurabilecek bir kapasite var. Rahim gençliğinden dolayı. Aynı şekilde bu ineğe de şarole atılacak. Yani seneye eğer Allah izin verirse tabii ki satmazsak etmezsek
hayvanların birçoğunu arkadaşlar şarole tohumu atacağım. Etçil olmasından dolayı. Simentel atıyoruz. Veterinerden dolayı mı artık, inekten dolayı mı? Simentel iyi çeviremiyor. Yani iyi bir tohum atmıyor veteriner. Bu sene arkadaşlar 2-3 tane ineğe, 1-2-3 tane ineğe ithal simentellerden attık. Yani etçil ırklardan, en iyilerinden. Bakalım doğurabilecek. Mesela bu inek, bakalım nasıl simentel buzağı çıkaracak. Göreceğiz. Geçen sene boğadan almasına rağmen iyi bir buzağı çıkmıştı. Güzel bir buzağı çıkmıştı. Bu sene ithal aşı, yabancı ırk. Bakalım buzağı nasıl olacak? Büyük mü olacak? Küçük mü olacak? Boynuzsuz mu olacak? Beraber göreceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel bir buzağı doğurur. Bu arada doğuracak 1, 2, şu alıcı inek 3. Evet, 3 tane kaldı. 8 taneden 5'i doğurmuş, 3'ü kaldı. Arka tarafta da aynı şekilde 4 tane var. Yani toplamda 7 tane hayvan bundan sonra doğum yapacak. 7 tane buzağa bakalım. En önemlisi tabii ki sağlıklı doğurması. Dişi erkek fark etmez. Bakın nasıl uzanıyor. Önünü yiyemiyor. Önünde de zaten az bir şey kalmış. Büyük ineğinde arkadaşlar büyük bir masrafı var. Bu ineği doyuramıyoruz. Bu ahırda en çok yiyen bu. İşkembesi büyük hayvan doymuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumları bekliyorum, yorumlarınızı. Anlattığım gibi iki inek boğaya geldi. İkisi gelmedi. Bakalım ne zaman gelecek? Ne zaman aşılayacağız? Görüşürüz.